Hilmi, şimdi biz bu banka işinden bir sonuç alamadık. Yalnız borcumuz borç. Onu artık çalışıp bir şekilde ödeyeceğiz. Gerilmeyelim. Ne? Nasıl? Ha, babamı arayıp her şeyi anlatın diyorsunuz. E olur, olur. Aman abi ne yapıyorsun sen ya? Bak babam borcu duyarsa abimden kav, benden kibrit yapar, çakar da çakar. Kıvılcım çıkar. Ödeyeceğiz abi borcunu, ne yapıyorsun ya? Ben niye kav oluyorum lan? Sen kav ol. Tamam ben kav olayım. Demek 17.000 dolara da aylık faiz işletin diyorsun. Bak o da olur. İlginç bir fikir. Faturayı da babanıza yollarım. Hilmi bunu sevdi. Ya abi olur mu öyle şey ya? Sen de amma büyüttün yani. Nedir yani? Alt tarafı bir yüzük kayboldu. Nedir yani? Kaybolsun nedir? Senin neyin var aslanım ya? Ha? Debil eksikliği mi var senin? Hayır yani varsa söyle bir güzel tamamlayayım. Tamamlayayım mı? Hı? Tamamlayayım mı? Hı? Tamamlayayım mı? Hilmi sakin. Sen niye böyle yapıyorsun Hilmi? Hı? Sen varlıklı insansın. Ha? Senin bir tek dağdaki domuzun eksik. Onu da geçen ay tamamladım. Yaban koydum ismini. Çocuklar, benim bir sürü işletmem var biliyorsun. E hayat enteresan. Kiminin cenazesi oluyor, kiminin düğünü oluyor. E kiminin çocuğu oluyor, kimi hastalanıyor, yatağa düşüyor. Sen niye anlatıyorsun bunları ya? Şimdi hayatın bu akışı içerisinde olan bütün olaylar bir işveren olarak geliyor, bana giriyor. Çok geç hocam, evet. E hepsinin de kanun önünde izin hakkı var. Şimdi benim iş yerine gelemeyen adamların yerine yedek adamlara ihtiyacım var. Ya, abi olur mu öyle şey ya? Çalışan adamlarız biz, işi gücü olan adamlarız. Ne? İşi gücü mü? Senin tipini sikeyim ben. SSK'sı var mı bari? SSK yok ama SZ var. Yol artı yemek? Yemek var. Yolu da... Abi, bu hızla kaza yapsak hayatta kelime-i şehadet tamamlayacak süreyi bulamam ha. Eşi düğüne kalsın kabul olur mu? Ya da şimdi söylesem kaza anında, söylemesem sayılır mı? Nasıl yapıyordu lan? İki pat pat, bir fıt fıt. Pat neydi fıt neydi be? Ben o şeyi dinleyecektim camide ya. Diyelim ki şimdi söyledim sayılır. Acaba sadece bir yolculukta mı sayılıyor yoksa birkaç gün sayılıyor mu abi? Yani ben birkaç gün sonra kaza yapsam orada söylemesem sayılır mı? Nereden bileyim oğlum? Hiç unutmam bak, 10 yaşındayım Kur'an kursuna gidiyorum. Koca sipahişi anlatırken el kaldırdım. Hocam dedim bunu gerçek hayatta biz nerede kullanacağız dedim. Orada ben bittim işte Metin. Orada ben kaybettim. Boş yol ya, boş yol ya. Kime selektör yapıyorsun İlmi abi? Karışmayın araba sürmeme. El Grande! El Pablo! Adam boş yolda hatalı sollama yaptı abi. Bunları da gördü bu gözler ya. Çekilin lan! Siz çekilin! Polis mi o? Merhaba. Beyefendi ters yönde gidiyordunuz. Belgelerinizi alayım. Buyurun. Şey amirim şimdi şöyle izah edeyim. Ya benim gözüm sizi bir yerden ısırıyor. Sizin memleket nereydi amirim? Muhacirim ben. Vallahi mi? Ben de muhacirim. Hemşeri çıktık demek ki amirim ya. Tanzanya'dan mı göçmüş sizinkiler? Yo, Selanik'te. Vallahi beyefendi ben daha önce Selanik'e gittim. Orada size benzeyen bir tane adama rastlamadım. Şimdi şöyle izah edeyim amirim. Benim büyük büyük dedem bundan yıllar önce manavlardan esmer bir gelin almış. Karı beyazların içine atılmış siyah don gibi bütün sülaleyi boyadı ya. Bunlar belgeleriniz. Bu da cezanız. Amirim siz Selanik'in neresindensiniz? More, kakosi, haydi bire. Ayrıca ters yönde gittiğiniz için aldığınız cezanın puanı da sicilinizde işlenecek. Polis sana gidiş yönünden puan verdi abi. Sus lan! Amirim, ben küçükken sarışınmışım ya. Bağlantı kuramadık. Bağlantıyı kursaydık iyiydi ama kuramadık. Hilmi, esas ben küçükken sarışınmışım lan. Onunla ilgili bir şansımı deneseydin. Öyle mi? Bak benim rahmetli annem ne derdi biliyor musun? Eğer dedi vücudundan çıkan şeyin rengi sarıysa onda hastalık var. Demek ki doğru söylüyor. İnin aşağı, in! Yolun bundan sonraki kısmını eşeklerle devam edeceğiz. El Merzifon! Seyirciler hazır mıyız? Evet ya!